Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, bugün bambaşka bir videoyla karşınızdayım. Tabiri caizse sizler için bal gibi bir video hazırlayacağım inşallah. Bu gördüğünüz sistem, yani biz artık buna mobil arıcılık mı deriz veyahut tır üstü arıcılık mı deriz? Türkiye'de tek bir sistem, yeni bir sistem olduğu için buna biz mobil arıcılık diyebiliriz. Diyeceksiniz ki zaten arıcılık mobil oluyor, taşınıyor falan. Ama bu farklı, tamamen tır dorsesinin üzerine arkadaşımız sistemi kurmuş. Kovanlarıyla, tasarımıyla tamamen özgün ve farklı bir sistem. Öbür şekilde taşıma sistemiyle indir bindir, arılar strese giriyor, iyi çalışmıyor ve taşıma zorluğu var. Bu sistem hem kovanların farklı olmasından hem de kovanların yere indir bindir olayı olmadığından dolayı çok rahat ve çok güzel bir sistem. Bunu yapan arkadaşımızın da ayrıyeten enteresan bir tarafı var. Enteresan demeyelim de tercih meselesi. Bir doktor arkadaşlar, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı bir arkadaşımız. Geçen sene mezun olmuş, onu biraz sonra öğreneceğiz de. Mezun olmuş, doktorluk mesleğini icra etmemiş. Bu işe gönül veren bir arkadaşımız. Şimdi yanına gideceğiz. Biraz aralardan uzak durmam gerekiyor. İnşallah ara sokmadan bu videoyu bitiririm. Yanına gideceğiz ve bu konu hakkında detaylı bir sohbet yapacağız. Bunlar da çıtaları görüyorsunuz. Daha sonra arkadaşla birlikte tekrar buraya geleceğiz inşallah. Evet arkadaşlar, şu anda bu arı işini yapan arkadaşımızın yanındayız. Az önce orada çekimler yaptık. Bir yandan siz oradaki arıları da seyredeceksiniz. Üreticimiz yenilikçi bir üretici. Bu konuda, arıcılık konusunda yani bu sistemi ilk defa görüyoruz biz. Yani tabii bizim yaptığımız şekilde ilk. Evet, ilk defa görüyoruz ve modern arıcılık diyebiliriz. Ya tabii ki de. Türkiye'de evet, bundan başka örneği var mı? Yani birebir örneği olmasa da yarı çaplı, hani bizimkinin yarısı gibi yapılanlar var. Ama tamam, şu anda faaliyette mi dersek değil. Şimdi bir şey yaptıktan sonra bir kardeşim önce bir kendini tanıtırsın. Tamam. Bu işe nasıl başladın? Tabii. Yani niye karar verdin? Yani, bildiğim kadarıyla bir uzmanlık alanın daha var. Doktorluk, yani evet. Fizyoterapi, rehabilitasyon. Doktorluğu bıraktın, bu işe başladın. Evet, biraz öyle oldu. Şimdi bize kısaca kendini tanıtır mısın? Abi ben Selman. Babamla birlikte yapıyoruz aslında bu işi. Babam biraz daha benden bilgili arı konusunda. Kendisi yurt dışında arıcılık yapıyor aslında. Ya birlikte yapalım dedi. Ben de hani şey kıramadım kendisine açıkçası. Hani doğruya doğru, hani bu zamanda hani kimse hayrına çalışmıyor. Evet. Bir kazanç için çalışıyor. Geldi anlattı. Yani yapacağımız sistem aslında biraz diğer aracılardan farklı. Şimdi alınmaca, gücenmece olmasa hani bizde şeker yok. Evet. Açıkçası hani biz şeker kullanmıyoruz. Hani ki gerek de duymuyoruz. Hani çünkü bizim gittiğimiz her yerde polen sıkıntısı, nektar sıkıntısı çekmiyoruz biz. Evet. Ha biraz tabii sıkıntı oluyor mu gittiğimiz yerlerde? İllaki sıkıntı oluyor. Yani bundan ibaret. Peki şöyle bir şey. Biraz da senin kendi hayatından bahsedeceğim. Şimdi biz çocukken herkes ilkokul çocuğuna sormak istiyor, bir soru soruyoruz. Evet, büyüyünce işte ne olacaksın? Doktor olacağım. Yani evet, avukat olacağım, öğretmen olacağım. Evet. Şimdi uzun yıllar okuyup bu arada neyi bitirdin? Fizyoterapi. Fizyoterapi. Fizik tedavi diyelim. Fizik tedavi uzmanısın. Evet. Bitirdin. Diplomam var mı? Evet var. Diplomam var. Yani şu anda bunu bıraksan gidip onu tabii yapabilirsin. Tabii ki de, şu anda gidip başlayabilirim. Şimdi yıllarca dirsek çürütüp okuttun. Baban okuttu seni. Sen evet, de okudun ve diplomanı aldın. Evet. Şimdi onu bırakıp buraya gelmek büyük bir karar. Yani evet. Yani şöyle söyleyeyim. Yani arıcılığı mı seviyorsun? Doktorculuğu mu sevmiyorsun? İnsanla uğraşmayı sevmiyorum diyeyim abi. Ya şimdi benim de bir lafım var. İnsanları tanıdıktan sonra hayvanları daha çok sevmeye kesinlikle başladım diyorum kesinlikle ben de. Çünkü benim işim de genelde insanlarla işçi çalıştırıyoruz. Hı-hı. 30 senedir ben sebzecilik yapıyorum. İşçi çalıştırıyoruz, insanlarla uğraşıyoruz. Ve insanların
affedersiniz nankörlüğünü gördükten sonra ekmek sağlıyorsun, iş imkanı, istihdam sağlıyorsun. Herkes için konuşmuyorum tabii. İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok sevmeye başlıyorum. Kesinlikle. Ya şimdi hani bir de arı diğer hayvanlardan, hayvanlara göre biraz daha hani bilinçsiz diyelim, hani eğitilemez. Biraz. Evet, evet. Ama ona rağmen hani mesela az önce arkadaş demişti, biz geldiğimizde arılar saldırıyor falan demişti. Evet. Ha, beni gördünüz ya, ben kapı açık işlerinde çok rahat durabiliyorum. Gördük. Şimdi orada çekim de yaptım. Birazdan bir daha bir son çekim yapacağım. Tabii. Peki böyle bir sistem, maliyet, il kurulum maliyeti, arıyı saymıyoruz, canlı arıyı tabii, saymıyoruz. Tamam, evet. Bunu kaç sene önce yaptın? Bir sene önceki yapılan, yani 2020'nin başlarında yapıldı. Şey sizin, konteyner sizin? Kafa torse üzerine torse yapıldı. Yok, kafayı kiralıyoruz. Kafayı kiralıyoruz. Böyle bir maliyet kaça mal oldu yani ilk evresi? Abi şimdi ben konuşacağım diyeceğin siyasi ama hani biz geçen sene yaptırdığımız zaman euro 8 liraydı. Evet. Yo, biz demirin hayatın gerçekleri. Da, demirin kilosu da ton bakımından 5 liraydı. 5.30'du hatta. Evet. Geçen sene. Evet. Şu anda demirin kilosu 13.5 lira. Ya bunu hani biz %60 zam yaparız. %60 değil abi. %100 zam yapacağız. %100 zam. Biz bunu 500'e yaptırdık. Şu anki 1 milyon. 1 milyondan biraz daha fazla. Yoksa sizin mesela gideceğiniz yerde de şey geliyor, kafa geliyor, kira, yani kira parasını veriyorsunuz. Buradayız mesela, salı günü biz gideceğiz. Yalova'ya evet. Gideceğiz inşallah, Allah nasip ederse, bir sıkıntı olmazsa. Anlaştık. Salı günü gelecek, kafayı takacak. Buradan Yalova'ya. Yalova'ya gideceksiniz. Evet. Sizin kovanların, diğer kovanlardan bir farkını gördüm. Yani nasıl? Evet. Bizim kovanların, yani bizim kovanlar hem 30 çıta, evet. Yani geniş. Yani normalde de, ben affedersin, ben bu işte pek anlamadığım için soruyorum. Normal kovanlarda kaç çıta oluyor? 10 çıta. Yani bir kovan... Kat, onlar kat çıkıyorlar, hani üst diye yerleştiriyorlar. Evet. Onun bakımı biraz daha sıkıntılı, hani indir, kaldır, bakımını yap tarzında. Benim sadece çekmece usulü, ben geriye doğru çekip bakımımı yapıp tekrardan kapatıyorum. Şimdi bir kovan eşittir 3 kovan oluyor. Hemen hemen evet. Peki şu anda Dorse'de kaç kovanımız var? Şu anda Dorse'de 250 kovan. 250 kovan. Yani normal kovanla yaparsak 700 kovan. Bir de şey, yani bu işçilik bakımından da kolay. İndir, kaldır. Mesela evet. Diğer arıcıları görüyorum, kamyonla yüklüyorlar. Bazen evet. Yolda şeyler düşüyor. Kovanlar tabii, düşüyor. Evet, kapaklar uçuyor. Kapaklar uçuyor. Siz de yaşadık onu zamanında. Siz de yaşadınız tabii, mı? Tabii. Ama artık yaşamıyorsunuz ya, herhalde. Evet, hani ya taşıma kısmından bir de bakım kısmından daha kolay. Daha kolay. Daha kolay evet. Daha peki kolay. Türkiye'de arıcılık kolay bir meslek mi? Değerini görüyor mu sizce? Yani abi şöyle söyleyeyim. Ya şu anda hani yapılan geçen gün Zafer abim, yani bizim bahçenin yan tarafındaki evet. Abinin bir arkadaşı geldi. Yani onun anlattığına göre arıcılık çok kolay ama şekerli arıcılık. Şekerli arıcılık. Yani kolay. O zaten kolay, yani para harcadıktan sonra zaten kolay oluyor her iş. Peki şu ortamda kendi balınız ile şekerli bal diyelim, yani kaliteli bal ile kalitesiz balın fiyatını birbirinden ayırıp kaliteli satabilecek yeriniz var mı? Var. Şimdi size mesela demiyorum, işte balın kilosu, hani meşhur bir şey vardı ya, bir değil, iki değil. Aynen öyle. Tam altı kovanız 100 lira abi, meselesi doğru vardı. Zaten o yasaklandı. Evet. Normalde hı-hı. Şekerli bal satmak yasak. Evet. Hani insan sağlığıyla oynamak yasak aslında bir nevi de ama yani alışkanlık. Hani alışkanlık. Eskiden gelen bir şey. Hani bunu birisine terk et diyemezsin kolay kolay. Çünkü hani evet. Adam mesela ben her ay bal sağımı yapabiliyorum. Hani çok gidip gezdiğim anladım. İçin. Mesela burada kalan birisi 2 ay sağımı yapabiliyor hareket etmediği takdirde. Anladım. Adam mecburen vermek zorunda. Hani onu da bir yandan anlamak zorundayız. Hani bir destek. Ya kovan başına 15 lira destek veriyorlar yani. Kovan başına verilen 15 lira ne işine yarayacak ki arıcılık yapan bir insana? Şurada da bir haksızlığa uğruyor musunuz? Sizin bir kovançı eşittir 3 kovan. Siz bu kovanlardan... Benim ihtiyacım yok abi. Hani destek konusunda. Benimkisi hani tescilli olsun, var olsunlar. Ben kaçak iş yapmayayım. Evet. Bana şey yapsınlar. Benim hani 15 liralık bir beklentim yok açıkçası. Anladım. Hani çünkü benim bir kovanımın yarım çıtası zaten 150 lira yapıyor. Hani evet. O yüzden çok da 15 lira ihtiyacım yok diyebilirim. Peki meslek sırrı veya şey değilse ya da açıklamada sakınca görmüyorsanız yok, eğer şey. Yılda kaç sağım yapıyorsunuz ben anlamadığım abi, için 6 sağım yapıyoruz biz. 6 sağım evet, yapıyorsunuz. Ama biz full 6 sağım yapıyoruz. Yani verim olarak mesela bana pamuğu sorarsanız şu pamuk dönüme 500 kilo verir derim misal yani.
verim olarak yaklaşık rakamlar verebiliyor musunuz? Yok abi, o şekilde bir şey vermez. Hani çünkü şöyle söyleyeyim. İklime ve zamana mı bak? Bir şey değil. Hani evet, hava şartları olsun. Polenin, çiçeğin kalitesi. Yani evet, açma kapanma süresi olsun. Mesela burası 15 gün önce açtı biz geldiğimizde. Biz normalde 15 gün sonra gelecektik ama 15 gün önce açtı. Çünkü biz bu sene Adana tarafında kış yaşanmadı. 10 derecenin altına düşmedi bu sene. Evet, aynen öyle. Hani o yüzden bu sene biraz daha hani verimliydi. Arı daha hızlı gelişti. Yani biraz takdir ilahi diyelim ona. Evet. Zorlukları nedir? Şimdi sen tek başınasın nasıl burada? Evet, zorluğu o. Tek başınasın. Tek başınasın. Evet, yani tabii yanınızda illaki birini istiyorsunuz. Biraz doğayı sevmek gerekiyor. Tabii tabii tabii. Tek başına kalıp da yapabileceğiniz bir işte. Bir dostum var burada, neydi ismi? Evet, adı Zeytin. Zeytin! Zeytin, gel kızım. Sadece bununla berabersin. Evet evet, sadece hayvanlarla. Yok, gerçekten güzel, insanlarla uğraşmıyorsun en azından. Yani evet, çok iyi. Şimdi verdiğin çok değerli bilgiler için sana çok teşekkür ediyoruz. Evet. Allah razı olsun. İnşallah böyle bu da tarımın bir kolu sonuçta. Evet. Çiftçiliğin bir kolu sonuçta. Evet, hayvancılık. Böyle hayvancılık, arıcılık olarak bir örnek olursun. İnşallah. En azından sağlam bal yeriz. Niyet o yönde. En azından sağlam bal yeriz. Ve bu işi yapan adam da para kazansın. Yani çünkü öyle, öbür inşallah. Türlü hem kendisine külfet getiriyor, yani kesinlikle. Hem para kazanmıyor, hem balın imajını zedeliyor. Öyle. Hem de insanlar mesela, sağlıklı ürün yiyemiyor. Çok özür dilerim de hani mesela bu sene portakal balının kilosu 22 liradan satışa çıktı. Evet, ona iyi değindin. Peki fiyatlar ne durumda yani? Ya benim fiyatlarım normal fiyatların 2 katı. Normal fiyat. Yani çünkü şimdi 22 ise 44 mü diyeceğiz? Yani hemen hemen. Anladım. Ama süzme balı. Süzme balı. Çıta biraz biliyorsunuz biraz daha pahalı oluyor. Evet, çıta yani biraz daha pahalı. %30 falan daha pahalı oluyor. En pahalı balın senin hangisi? Kestane balı abi. Onun için nereye gidiyorsun? Onun için işte Yalova'ya gidiyorsun. Yalova'ya gidiyorsunuz. Orman bölgenin kendi alanı var. Kestane balının fiyatı? Kestane balı abi normal hani tahlil yapılmamış balın normal satış fiyatı. Evet. 200 ile 250 lira arası değişiyor. Evet. Tahlili bal 300'e falan çıkabiliyor. 300'e falan çıkabiliyor. Perakende mi satışınız var? Toptan bir yerle anlaşıyor. Toptan bir perakende. Fiyatı değişmez kestane balınların. Çünkü kestane balı biraz hani öyle çiçek balından biraz daha farklı. Biraz daha farklı. Hani saf olması da önemli. Hani mesela gidiyorsunuz bir yere. Mesela biz buradayız. Burada 4-5 çeşit çiçek var mesela. Evet. Ama mesela oraya gittiğimiz zaman sadece kestane balı var. Sadece kestane olduğu için. Sadece kestane olduğu için. Biraz şey oluyor. Revanşta oluyor. Şimdi bu sene lavanta. Mesela ben kestane balının tadını bilmiyorum. Evet. Yani hakikaten güzel olduğu için mi yoksa kestane az olduğu için mi? Yani kestane balı biraz faydalıdır aslında. Hani portakal balı mesela biraz daha tatlıdır. Hani bal yersiniz. Ama evet. Kestane balı biraz daha acıdır. Kekrimsi olur. Yani evet. Hani acıdır. Acı. Tatsızdır. Çok sevilmez ama faydalıdır. Faydası vücuda çok. Faydalı. Çok fazla. Anladım. Anladım. Peki kardeşim. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir daha oraya gideceğiz ama benim maske giymem tabii lazım. Masken var değil mi? Var. Şimdi bir beraber bir gidelim. Bir maske giyelim. Bir de yakından bir çekim yapalım. Ama arı biraz da kutsal bir şey. Yani toplumumuzda böyle bir şey var. Yani evet, biraz arıyı severiz. Ya aslında yani Kur'an-ı Kerim'de de geçen tabii, bir tabii. Hayvan. Evet. Kutsal ve halen sırrı çözülmemiş bir. Ya zaten şu anda artık millet, daha doğrusu hani bizim ülkemizde şu anda yabancı yatırımcı fazla olduğu için bahçeler bir nevi arıcı da çağırıyorlar. Evet. Mesela şu anda Niğde tarafında elma yetiştiriciliği yapıyorlar. Yani tozlaşmayı yapması için. Evet, hatta şöyle söyleyeyim. Ya biraz araştırsınlar, eğer şey yaparlarsa gittikleri yerlerden ücret bile alabilirler. Anladım. Hani şimdi şöyle bir şey vardır. Bilim adamı herhalde demiş. Dünyadaki arılar ölse İnsan ömrünün bir yıl hayatı var. He, evet, insanlık yani bir sene, bir evet. Sene yaşar. Evet. Çünkü tozlaşma olmayacak. Buyur abi, maskeyi kendi. Abi şunu sen tut sana zahmet. İçinde arı olmasın ha. Yok abi, yok. Yok, sen bunu tut. Öyle bir şey yapmaz da. Bakayım arkadaşlar nasıl oldu? Bir gidelim bakalım. Şimdi yakından bir daha inceliyoruz bunu. Senin kovanların uzun. Evet, benim kovanlar uzun. Arkadaşlar şöyle bir çekelim.
Dorsenin ön bölümünü kendi yaşam alanının için herhalde yaptım. Hepsi biraz dağınık ama abi. Orayı çekmeyiz ya. Ama çok güzel. Yani örnek alınacak bir sistem. Bunların çekmeceli sistem dediniz. Nasıl çekiyorsunuz? Abi iç tarafta bir de bizim destek çubuğumuz var. Yani yolda giderken sıkıntı falan olmuyor mu? Yok, yolda giderken zaten kilit sistemi var abi. İki farklı kilit var. Yolda hem oynamaması hem de yerinden çıkmaması için. Birisi normal şu köy sistemi. Normal şöyle evet. Buradan geçirmeli. Diğeri de boy. Anladım. Yani hiçbir şekilde ileri geri olmuyor. Evet. Ya bu bizim düşündüğümüz şey aslında. Normalde hani bu sonradan eklenmiş. Ha, bunu sonradan yani, siz evet, yaptınız. Bunu sonradan biz yaptık. Hani biraz daha bu projeyi için. Yaparken yani örnek de olmadığı için şimdi siz yapıyorsunuz bunu. Evet. Yani babam yaptırdı. Bize bir düşünerek biraz şey yaptık. Şöyle yapalım, böyle yapalım evet, diye. Evet. Anladım. Çok güzel olmuş. Bakım yapacağınız zaman nasıl çekiyorsunuz? Şöyle çekiyoruz abi. Göstereyim. Gerçi bu tarafta arı fazla yok. Az. Burada fazla kapaklar yok. Öbür tarafta olduğu için. Şöyle bir aparat yapmış. Aha. Böyle bir aparat. Kilitli. Şimdi şu kovanlara ne diyorlar? Tabut kovan mı tabut. Diyordu? Evet abi. Anladım. Bunu açıp bakımını evet. Falan yapıyorsunuz. Evet. Ben mesela benim aramı da göstereyim sonra demesinler şeker veriyor diye rastgele açtım kovan. Evet. Bunları boş. Evet bunlar şu anda boş. Şu anda arıyı genişletiyorum. Bundan belki bölme alabilirim ileride, birkaç gün sonra. Anladım. Zaten. Bütün bakımını sen yapıyorsun. Evet evet ben yapıyorum bakımını. Yani yetebiliyor musun? Yani biraz gecikmeli de olsa evet yetiyorum. Zorlanmıyor musun? Fazla değil. Öyle değil. Anladım. Arıların yerini değiştirince buradan gittiniz ya Yalova'ya ya da şuraya evet. Buraya. Aha. O zaman bir huzursuzluk falan yaşanmıyor mu arada? Ya şöyle abi, evet ilk seferde bir iki kere yer değiştirdiğiniz zaman biraz huzursuzlanıyorlar abi her zaman. Ondan sonra gibi. Alışıyorlar mı? Yavaş yavaş ara alıştırıyor kendisini. Hani anlıyor daha doğrusu. Hani yer değiştireceğini anladığı için huzursuzluk evet. Çıkartmıyor çok fazla. Hani yağma da çok fazla olmuyor açıkçası. Hani çünkü şöyle söyleyeyim abi normalde hani mesela gel abi sana göstermeden hani olmuyor. Biraz şey. Hani herkes anlatıyor göstermeden. Mesela yani şu anda burada yapılan arıcılık bu. Bu normal bizim, burada. Bu da bizim kovanlar hani. Evet. Bunlar da farklı. Bunlar gibi değiller. Bunların bu, da altı. Bu açık. Klasik kovan. Evet. Mesela burada yapılan arıcılık bu. 3 çıta, 4 çıta, 5 çıta, 6 çıta. Hı hı. Bu 10 çıtadır. Evet. Bunu verirsiniz birisine. Mesela siz mesela misal diyeyim buradaki bir arıcıya bunu göstersem 10 çıta olsa mesela burası bunun balını alır. 10 çıtayı da sağar. Hani 10 çıtanın da balını almaya çalışır. Veyahut da 7'sinin balını alır. Evet. 8'inin balını alır. Ama biz de 10 çıtadan aşağı düşülmez. Biz 10 çıta, o 10 çıtanın balına karışmayız. Biz sürekli o regülasyon halinde devam eder. Hani o yüzden bizim arılarımız çok fazla huzursuz olup da yağmaya çok fazla kalkışmıyorlar. Çünkü balları var. Anladım. Balını kendi alırız. Balları var. O yüzden hani biraz bizim farklı. Peki biraz videoda uzadı. Evet. Seyircilerimiz de sıkılmamıştır umarım. Tamam. Verdiğin çok değerli bilgiler için gerçekten abi. Teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Eyvallah. İnşallah bu işi yapmak isteyenlere de bir ışık olur. İnşallah abi. Bunu baktıkça ufkumuz da genişliyor. Yani böyle şeyleri gördükçe, yenilikçi şeyleri gördükçe ufkumuz da genişliyor. Sana da çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyiciler, Tarsus Konaklar Köyü'nde bal gibi bir videodan hepinize kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.